Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün sırada domates var. Domateslerimin kabuklarını sıcak suda, sonra da soğuk suya koyarak iyice çıkarttım. Şimdi bir halka halka olan şeklini göstereceğim size. Domateslerimizi şöyle halka halka doğruyoruz. Kabukları çıkmış bir şekilde. Bunları şöyle bir temiz kesme tahtasına diziyorum. Bunları derin dondurucuda bir donduracağım ilk önce. Daha sonra poşetleyeceğim arkadaşlar. Bir de küp küp doğrayıp yemeklik nasıl onu göstereceğim. Şöyle domateslerimizi böyle kullanımı da kolay oluyor. Tek tek çıkarıp yemeklere de doğrayabiliyoruz. Fırın yemeklerinde böyle kullanabiliyoruz. Hemen donken şey yapabiliyoruz, üzerine koyabiliyoruz. O yüzden bu yöntemi ben çok seviyorum. Tek tek alıp hemen pratik bir şekilde kullanabiliyoruz kışın. Şöyle ben tabii daha fazla yapıyorum ama şimdi böyle size göstermek adına fazla domates kullanmıyorum. Şimdi bunu derin dondurucuya götüreceğim. Bir de normal yemeklik domates doğrayacağız ve onu dondurmadan poşetleyip derin dondurucumuza koyacağız. Ben kabuklarını hani soydum ama siz dilerseniz soymayabilirsiniz. Bu derin dondurucuya gidecek. Bu da yemeklik doğradığımız küp küp domateslerimiz. Kaseye alalım. Şöyle rendeleyip de kullanabilirsiniz, poşetleyebilirsiniz birer yemeklik. Böyle benim gibi küp küp doğrayıp bütün olarak da saklayabilirsiniz. O da güzel oluyor ama o biraz fazla yer kapladığı için ben onu tercih etmiyorum. En çok tercih ettiğim halka halka derin dondurucuda dondurduğum domates. Bir de böyle yemeklik. Bunları hem melemen olarak da değerlendirebiliyoruz. Böyle küp küp doğradığımızı. Hemen biber de koymuştuk biliyorsunuz. Biber çıkarıp böyle küp küp doğranmış domateslerimizi hemen çıkarıp donu çözülmeden pişirip kışın melemen de yapıyorum. O yüzden ayrı melemenlik yapmıyorum. Bundan çokça poşetlediğimiz zaman hepsi oluyor. İster yemeklik, ister melemenlik, hepsini kullanabiliyoruz. Şöyle birkaç tane daha halka halka yapalım. Biraz boşluk kalmış oralarda. Bunları derin dondurucuda donduracağım. Bunu da gene yemeklik doğrayacağım ve poşetleyeceğim. Kış hazırlıkları yavaş yavaş oluyor. Yapıyorum. Ben öyle çok çok yapmıyorum arkadaşlar. Böyle her pazara gittiğimde biraz fazla alıyorum. Öbür türlü çok yorucu oluyor. Şimdi bunu poşetleyeceğim, havasını alacağım. Bu domateslerimi de derin dondurucuya biraz dondurduktan sonra onu da poşetleyeceğim. Arkadaşlar domateslerim donmuş. Şimdi sıra onlara geldi. Şöyle yine poşetleyeceğim ben. Siz derin dondurucu kaplarınız varsa derin dondurucu kaplarınıza da koyabilirsiniz. Hemen şöyle tek tek domateslerimi, şöyle donmuş domateslerimi poşetliyorum.
Böyle spatula yardımıyla kaldırayım, yapışmışlar. Böyle ister yemeklerinize, ister fırın yemeklerinize doğrayıp kullanabileceğiniz benim en çok sevdiğim domates saklama yöntemidir. Koyalım. Evet arkadaşlar. Domateslerimi, dolmuş domateslerimi poşetledim. Şimdi onu da aynı şekilde pipetle havasını alacağım. Hemen pipetimi çıkaracağım ve ağzını bağlayacağım. Bu dolmuş domateslerimiz. Şimdi yemeklik doğradığım domateslerimi alacağım. Yemek için ya da menemen için kullanabileceğim domatesi hemen doğramıştık küp küp. Onu aktaracağım poşetime. Yemeklik yaparsanız daha az yapın. Ben bunu göstermek için yapmıştım size. Buna herhalde melemen yaparım. Şimdi bunu da şöyle düzleyelim. Yine pipetimizi ortaya koyup havasını alalım. Yeterli. Hemen pipeti çıkarıyorum ve bağlıyorum. Evet arkadaşlar, yapmamız gereken sadece bu kadar. Bunları da şimdi derin dondurucuya gitmek üzere hemen kaldıracağım. Bunları da Allah sağlıkla yemek nasip etsin inşallah. Sizler de yaparsanız sizler de sağlıkla afiyetle yiyin. Hoşça kalın.